Selamun Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün e, konsept olarak farklı bir formatta bir uygulamaya başlayacağız. Doğrudan bir kavramı, özellikle bir rüya sembolünü ele alıp onunla biraz e, işleyecek, onunla ilgili rüyalar bu manada anlatacağız. İlk kavramımız deve kuşu. E, bu konuya dair önce bir kısa bir bilgi vereceğiz. Sonra da görülmüş iki rüya var, onları ele alarak konumuzu çerçevelemeye çalışacağız. Şöyle rüya sembolleşmesinde özellikle o hayvanın veya da o bitkinin veya da o nesnenin veya da o kişinin diyelim bu çerçevede sembol olabilmesinde ona özellikler burada belirleyicidir. Deve kuşunun da kendine az özellikleri var. Burada bir hikaye, kısa bir hikaye ele alacak. O hikaye üzerinden deve kuşunun özellikleri tespit etmeye çalışacağız. Meşhur hikayeye göre deve kuşuna demişler. Madem kuşum diyorsun, kanatlarım var. Öyleyse uç. O da kanatlarını kısıp ben deveyim demiş. Uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Bu sefer avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş. Halbuki koca gövdesini dışarıda bırakmış. Avcıya hedef etmiş. Sonra deve kuşuna demişler. Madem deveyim diyorsun. Develer yük taşır. O halde sen de yük götür. O zaman kanatlarını açıvermiş. Ben kuşum demiş. Yükün zahmetinden kurtulmuş. Fakat e, koruyucusuz ve yemsiz kalır olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. İnsanın nefsi ne ahirete imanlı yapabilir ne de ahirete imansız yapabilir. Ahirete iman ise ibadet sorumluluğu sırtına biner. Serbestiyeti seven insan nefsi ibadet yükünü çekmek istemez. İşte Deve kuşunun e, kanatlarını kısıp ben deveyim demesine benziyor. Ahirete inanmasa bu durumda ölüm bir yok oluşa dönüşür. İnsan nefsi böyle bir durumda ölümü düşününce ödüp patlar, ebedi bir hayatı ve tükenmeyen lezzetlerini ister. İnsanın nefsi bu manada karakter olarak tam bir deve kuşu gibidir. Deve kuşunun gözü beyninden büyük olduğundan insanın nefsi de akılsızlık ve aptallık yapabilir zaman zaman. Ona tabi olduğunda kişiye de akılsızlık yaptırır. Nefsin aklı gözündedir. Gözüyle gördüğünden başkasına değer vermez. İnsan nefsi işten ve yükten kaçmada da çok hızlıdır. Aynen deve kuşu gibi. Bu çok yönlü benzerliklerinden dolayı insan nefsi rüyalarda deve kuşu şeklinde görünür. Bu konuya dair görülmüş iki rüya. Birinci rüya, Metehan isimli bir kardeşimize ait bir rüyadır. Şöyle, Hocam selamun aleyküm, adım Metahan. Ben bir rüya gördüm, size bunu anlatmak istiyordum. Yorumlarsanız sevinirim. Allah Celle Celaluhu sizden razı olsun. Benim Allah affetsin kötü bir alışkanlığım vardır. İşlerimi çok ertelerim. Özellikle yatmadan önce yaptığım işte diş fırçalama, tuvalete girme, yasın namazı bunları erteleye erteleye gece 12'yi biri bulur bazen. Rüyamda yine bu haldeyim. Yaz mevsimindeyim. Etraf camlar, perdeler, kapı açık. Ailem yerde deşeğinde yatıyor. Ben işlerimi erteleye erteleye gece olmuş. Camın yanında koltukta uzanmışım. Kalkmaya niyetleniyorum ve aynı zamanda uyumak için vesveseye maruz kalıyor. O sırada camdan gökyüzünü izliyorum ama gökyüzünde o kadar fazla yıldız var ki etraf parıl parıl, bazıları çok parlak, bazıları noktalar halinde ama gökyüzü apaydınlık. Tam o anda gökyüzünden çok güçlü olduğunu hissettiğim bir ses işittim. Ses çok güçlüydü ama açıklayamadığım başka şeyler de vardı. Sanki hem çok güçlü hem çok yumuşaktı ses. Bana Metehan deve kuşunu sür dedi. Sesi duyunca bir anlığına şaşırdım ve korktum ama sonra hemen geçti. Sonra koridorumuzun başındaki mutfağımızdan bir deve kuşu çıktı ve bana bakmaya başladı. Ben hemen ayağa kalktım ve onu sürmeye başladım. Koyunu daha sürer gibi. Arkasına sesler çıkararak ben ses çıkardıkça o ilerliyordu. Ses çıkarmayı bıraktığımda bıraktığım anda gitmeyi bırakıyordu ve dönüp bana üzerime koşacakmış saldıracakmış gibi bakıyordu. Deve kuşunu sürerken aradan çok az zaman geçti. Annem kardeşime, abin deve kuşunu sürüyor dedi. Ama kardeşim ve babam uyuyordu. Annem uyanık tek kişiydi ve benim deve kuşunu sürdüğümü biliyordu. Ve uyuyan kardeşime anlatıyordu. Sonra ben deve kuşunu sürdüm, sürdüm. Yatak odasının kapısından girip gözden kaybolunca rüya bitti. Rüyayı şöyle e, yorumu var şöyle yaptım daha doğrusu, çok ilginç ve öğretici bir rüya. Rüyada deve kuşu, insanın nefsi demektir. İnsan nefsi ertelemeyi sever, yükten kaçar. Sizin de probleminiz orada aslında. Rüyada size nefsinizi nasıl yöneteceğiniz öğretilmiş. İnsan nefsi eğer üstüne giden olmazsa o insanı yönetir. Kişinin üstüne üstüne gelir. Yani sen beni yönetmezsen ben seni yönetirim manasında. Bu cihetten nefse nefsi emmare denmiş. Emmare sürekli emir vererek yöneten anlamına geliyor. Eğer kişi nefsini emrederse, üstüne giderse, ona komut verirse nefsi ona tabi olur. Siz de rüyada nefsinize ses çıkardığınızda nefsiniz size tabi oluyor. Fakat siz ona seslenip yön vermediğinizde gitmiyor. Bu durum göster ki, gösterir ki siz sürekli nefsinize komut vermelisiniz. Mutfaktan deve kuşu çıkmasının sebebi sizin nefsinizin ortaya çıktığı ve kendini gösterdiği yer yeme içme konusudur. Yatak odasının kapısına onu sürmeniz gösterir ki tembelliğe doğru sizi, sizi onu götürüyorsunuz. Yatak ve döşek tembellik demektir. Kardeşinizle babanızın rüyada uyuyor olması ya sizin hayatınızın ve yaşadıklarınızın farkında olmadıkları anlamına gelir veyahut normal hayatta şuuru bir Müslüman değiller anlamındadır. Siz deve koşunu sürmeye başlayınca annenizin bunu hemen fark etmesi sizdeki değişimi ve erteleme oyundan vazgeçmeyi annenizin hemen fark edeceği anlamına geliyor. Kardeşimizin cevabı şöyle oldu. Allah Celle Celaluhu sizden razı olsun hocam. Rabbim işinizi gücünüzü kolaylaştırsın. İmanlı ve nefsimizi kötü isteklerine arınmış bir hayatı hepimize nasip eylesin. Çok teşekkür ederim. İkinci rüya şöyle. Bu rüya bana ait. 2014 yılında görmüştüm. Görüyorum ki Mekke'deki ilk Müslümanlar ve sahabeler yapılan işkence ve baskılara dayanamayarak Habeşistan'a hicret edecekler. Manzara şu ki sahabeler deve kuşlarının sırtına binerek Kızıldeniz'e doğru gidiyorlardı. Şaşkınlık içine uyanmıştım. Rüyanın tevili şöyle, tarihi kaynaklarda Habeşistan'a hicret esnasında böyle bir bilgi ve detay bulunmuyor. Mekke sahabelerinden durumu iyi olanlar develerin sırtında Kızıldeniz'e doğru yola çıktılar Diğerleri ise yayı olarak gittiler. Bu çerçevede rüya semboliktir. Rüyadaki deve kuşları kadın ve erkek ilk Müslümanların nefisleridir. Mekke sahabeleri yaşadıkları açlık, işkence, baskılar, dışlanmalar ve benzeri zorluklarla iman etmelerinin bedelini ödediklerinden dolayı Cenab-ı Hak onları nefislerine hakim ve yönetici konumuna getirmiş. Rüyada deve kuşunun sırtına binmiş görünmeleri bu manadadır. Bu rüya nefis terbiyesinde hayatta karşılaşılan ve yaşanan zorluk, sıkıntı ve baskıların etkin bir rolü olduğunu gösteriyor. Ayrıca rüyadan anlaşıldığı üzere hicret kararı almak ve uygulamak insan nefsini terbiye eden diğer bir husustur. Çünkü insan nefsi materyalisttir, bir mekanda çakılı kalmayı çok sever. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız, hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine ve ruhumuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.